timsaha tavuk veriyorsun. Hı-hı. Üzerine oturup istediğin kadar fotoğraf çekip aynen. şey yapabiliyorsun. İnsan dokunmaz yani. Evet, sıkıntı olmuyor yani. Evet, ama önce tavuk vereceksin. Evet, arkadaşlar tavuk vermeden binmeyin yani. Aynen. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Ghanaian Diaspora. In today's video, I'm with my very close friend, Abdulrazak from Burkina Faso. We came here together in 2016. We met at the airport. So today, we are going to talk about Burkina Faso and his life in Turkey. It's going to be in Turkish, but I think you're going to enjoy the video. Stay tuned. Merhaba Abdulrazak. Merhaba. Kendini tanıtır mısın kendini arkadaşlar için? İsmim Abdulrazak. Ben Burkina Faso'dan geldim. 2016 yılında Türkiye'ye geldim okumak için. Şu an 4. sınıf öğrencisiyim ilahiyata. Abdulrazak, neden Türkiye'ye geldin yani? Neden Türkiye'ye geldim? Çünkü yıllardan önce kafamda böyle bir şey takıyordum yani. Okul bitirip liseden sonra yurt dışında okumak istedim. Liseden sonra şey buldum yani. Daha önce bir arkadaşım vardı, Türkiye'de okuyordu. Ona bana haber vermiş ya, dedi Abdulrazak, ben Türkiye'ye geldim okumak için, sana tavsiye veriyorum falan. O yolunda geldim yani ben. Şimdi Burkina Faso, kısa bahseder misin Burkina Faso? Burkina Faso Batı Afrika bulunuyor. Burkina Faso şey komşu ülkeler Ghana, Senegal, Fildisi, Mali, Togo'da. Evet. Ben Burkina Faso'yu çok seviyorum çünkü zaten biliyorsun Ghana'nın kuzey kısmında komşuyuz yani. Hatta bizim şeyimiz, kabilemiz Tagbani ve Moşiler, yani Moşiler Burkina Faso'da oluyorlar. Yani bizim atalarımız aynı yani. Hatta aralarımızda şakalaşma var. Mesela bizde kuzenler aralarında hep şakalaşma oluyor. O yüzden Moşilerle hep aralarımızda şakalaşıyoruz. O yüzden Burkina Faso'lular bizim kardeşimiz gibi yani. Mesela bizim kardeş ülkemiz gibi. Şimdi Moşilerle alakalı bir şey bahseder misin Burkina Faso'da? Çünkü Ghana'da bir sürü Moşiler var ve bir sürü Moşi arkadaşım var. Onlar hakkında bahseder misin? Onların nüfusu nasıl yaşıyorlar Burkina Faso'da? Doğru dedi. Ben o kabileden geldim. Ben Musi'yim, bir Musi'yim yani. O zaman benim bahçe var şey. Bundan sonra çiftliğe götüreceğim seni. Orada şey yaparsın. Orada çalışırsın. Maşallah. Doğru. Çok o yani Burkina Faso biliyorsun yani. Orada deniz olmadığı için orada tarlalarda oradaki işlerde biraz zor. Burkina Faso'lular yani sürekli oraya geliyor ya da ya Ghana'ya geliyorlar ya Fildisi sahile şey gidiyor çalışmak için yani. Öyle başladı yani işleri. Ben bildiğim kadar Burkina Faso'lular Ghana'da şey yaklaşık 3 milyon nüfus vardı orada. Evet. Hep Musi'ler. Genelde yani güç olanlar da Musi yani. Ben geldiğim kabileden o. Musi'lerde daha şey yani çalışanlar. Evet. Musi'ler evet. Bir de Musi'ler şey bizim dilimiz çok yakın yani. Mesela Ndo. Mesela benim kabilemde Ndo yani arkadaşa da erkek kanki olabiliyor. Gibi. Kanki gibi. Ndo hatta, aynen kanki. Hatta onlarda da Ndo kanki hatta yani. Hatta Burkina Faso'da başka bir dil var. Belki biliyorsun yani. Fafalca mı diyor? He Fafalca zaten Fafalca. Şey yani. Evet evet. Zaten Fafalca. Dilim yakın yani oluyor. Evet. Hepsi yani. Aynı dil ailesinde aynen. Yani. Evet. Aynen. Evet. O dilden hepsi şey. Musican şey geldin yani. Evet. Mesela Burkina Faso'dan merak ediyoruz. Mesela hangi yemekler var? Burkina Faso yemeklerimiz şey sagbo var. Sagbo yani biliyorsun sagbo şeyle un. Ne, okay. Yani evet evet. Yani biz de sam deriz. Biz sam. Aynen sagbo sam deriz. O en ucuz. Tuzafi Hausalılar için tuzafi deriz. O yemek herkes yiyebiliyor yani. Tabi tabi. Şey var tu var ya benga. Evet. Benga biliyorsun yani. Hı-hı. Geçen gün pişirdim ya Trabzon'da. Ha evet 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 yedim evet. Evet tubani diyor Ghanalılar için tubani. Aynen tubani. Aynen. O da var ve pilav yani. Hmm. Pilav şey çap gibi. Aha. O evet. Pilav da var bizde. Çap. O en ucuz yemekler yani şu yemeği. Evet. Sagbo, benga ve pilav dediğim pilav yani ri diyoruz yani. Mesela olarak. Az önce üçüncü bahsettiği yemek çap mesela Afrika'da en ünlü jollof
yemeği var ya işte o. Yani yemekler aşağı yukarı birbirine benziyor ama isimler farklı. İşte jollof Afrika'da en ünlü yemeklerden biri, en meşhur yemeklerden biri jollof. Aynen, zaten kültürümüzden yani yakın yani. Evet. Bir fark var yani, nasıl pişiriyor o da var yani. Mesela siz Ganeliler'de çok acı seviyorsunuz. Severiz, yani. O acı çok severiz. Aynen, yani. Baharat çok severiz. Aynen. Peki Türkiye'de en sevdiğin yemek ne? Türkiye'de en sevdiğim yemek önceden şey yani ilk geldiğimde kuru fasulye. Kuru fasulye çünkü başka yemek bilmiyordum yani. Evet. Çünkü sürekli yurda şey kaldığım için o yemeği şey seviyordum ama yani zaman gittikçe et kavurma daha çok severim yani. O et kavurma. Bir de bir şey var yani İskender var ya. Ha İskender. O bayağı çok severim. Ben de Türkiye'de en sevdiğim yemek İskender. İskender. Demek çok, ki bu çok güzel yani. Yabancılar arasında en ortak yemek İskender galiba. Çünkü herkes İskender çok seviyor. Çünkü etli oluyor ya aynen. Aha, yani o da çok güzel yani. Peki Rize'yi nasıl buldun? Rize'yi nasıl buldum? Elhamdülillah. Beğeniyor her musun? Zaman Allah'a şükür ediyorum yani buraya düştüğüm için. Ha, çok güzel. Aynen çok çünkü buranın insanlar, Rize'deki insanlar yani misafirperverler, güzel insanlar. Yani elhamdülillah yani. Kısaca insanlar mesela Burkina Faso'ya gitmek istedikleri zaman ne mesela yapması gerekiyor? Mesela nerelere gezilecek yerler var mı? Ya da önermek istediğin yemek var mı? İşte onlar kısaca bahseder çok misin? Çok var yani. Özellikle buradakilerde ben şey her zaman söylüyorum yani. Kesinlikle şey Afrika'ya gidin yani. Herhangi bir ülkeye gidin çünkü oradaki kültürler de çok farklı yani. Bambaşka bir kültür var orada. Mesela Burkina Faso nereden tercih ederim? Bobo. O da şey var. Kaskad yani. Evet. Türkçe olarak ne diyor? Salali, yayla falan. O da var. Çok var. Bir de kayma. Timsah. Kutsal timsah yerleri var ya. Evet. Aynen, Ghana'da ona crocodile yani, pond deriz. Aynen. O da var biz yani. Timsah kimse şey, kutsal timsahlar var. İnsan dokunmuyorlar. Evet. Hatta üstünde şey yani bilebilir. Ghana'daki falan. Timsahlar şöyle bir şey oluyor. Mesela timsaha tavuk veriyorsun. Hı-hı. Üzerine oturup istediğin kadar fotoğraf çekip şey yapabiliyorsun. Aynen. İnsan sana dokunmaz yani. Evet. Sıkıntı olmuyor yani. Evet. Ama önce tavuk vereceksin. Arkadaşlar tavuk, vereceksin. Tavuk vermeden binmeyin yani. Aynen. Başka mesela ne önerirsin başka? O da var ve başka bizim yemek olarak mesela yemek turist olarak gelince. Da, turist gelince ilk önce dediğim benga var ya. Aha, onu, benga. Aynen. Evet. O hatta bizim şey kahvaltı da normal kahvaltı olmuyor yani. Aha. Ana yemekle oluyor kahvaltı. Evet, ana yemekle oluyor. Evet. Yani kahvaltı tam yemek yiyoruz yani. Ya pilav ya benga fuh. Vallahi. Akşama kadar yani. Abdurrazak'la yani. Aşağı yukarı 6 sene tanışıyoruz ve benim çok iyi bir arkadaşım. Gerçekten çok mutlu oldum yani Abdurrazak'la tanıştığım için. Kendisi çok iyi bir arkadaş. İnşallah ileride beraber Burkina Faso'ya gideriz. İnşallah bekleriz orada, yani evet, her zaman. Orada güzel bir video çekeriz, sizinle paylaşırız inşallah. Yani, Abdurrazak, sen yabancı olarak Türkiye'de zorlandın, ne gibi zorlandın Türkiye'de? İlk olarak ne zorlandım? Dil konusunda bayağı zorlandım. Evet. Hala biraz sıkıntılar şey çekiyorum bu konuda. Evet. Yani öyle normal geliyor bana çünkü bilmediğin için yani ilk bir defa öğrenemiyorsun yani. Evet. Yani istediğin kadarla. Evet. Ama elhamdülillah iyi ve oradaki buradaki yani insanlar yani kapalı olduğu için yani yurt dışında yaşamadığın için çıkmadığın için mesela bizim gibi gördüğümüz zaman yani Afrikalı gördüğün zaman çok meraklılar yani. Evet. Merak ediyorlar bu nereden geldi falan. Özellikle bize bayağı soru soruyorlar yani. Evet. Mesela ben her çıktığımda en az 10 soru yani hiç ama zorundayım ama bazılar yani. Çok merak ettikleri için soruyorlar. Aslında bazıların kötü niyeti yok. Hatta ben sana bundan sonra sana bir soru soracağım. Bazılar mesela hiç siyahı görmedikleri için o yüzden görünce çok fazla bakıyorlar. O yüzden bazen ilk etapta yabancılar çok rahatsız olabiliyor ama sonradan alışılıyor yani. Doğru. Peki buraya geldikten sonra bir ırkçılığa uğradın mı? Ben hiç uğramadım yani. Hiç uğramadım. Çok zaten şükür, ben çok şükür. Allah'a şükür yani. Evet. Benim ortam yani güzel bir ortam. Çok o şükür. Yani daha şey uğramadım yani. Evet. Son zamanlar işte şey bir video çok popüler. Bir kadın minibüse biniyor. Benim. Orada ben de orada şey diyor ben otobüste bindim 10 tane zenci. Zenci. Sonra dedi ki kalk ben düşüyorum ben oturayım yer ver falan oturayım no, düşüyorum no, falan. Na diyorlar. Na diyor. Şimdi çok popüler oldu. Biz siyahı gördükleri zaman na no, diyorlar. No, diyor. Ama benim için zaten alıştığım için o yüzden artık ben zaten şaka gibi görüyorum. O yüzden benim için sıkıntı değil.
aslında bazılar ırkçılı niyetleri yok. Yok, sadece meraklılığından dolayı. O yüzden kişiden kişiye değişiyor. Kimi var ırkçılı olarak algılayabilir, kimi var şaka olduğunu algılar. O yüzden kişiden kişiye değişiyor. Aynen. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. Rica ederim. Arkadaşlar, bu tarz videolar istiyorsanız yorum kısmına yazın. Bu kanalı like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hoşça kalın. Arkadaşıma destek olun yani. Teşekkür ederim, sen adamsın.